Osman burada. Ne emredersiniz efendim? Askerler savunma düzeni az. Osman bize ne yapabilir komutanımız alın? Osman'ı hiç tanımıyorsun komutan. Eminim batıdaki birlikler de böyle düşünmüştür. Ben artık kibir değil, zafer istiyorum. Osman, gerçekten saldıracak mı? Osman deli değil. Böyle bir orduya hazırlıksız saldırmaz. Fakat ben de aptaldım. Bütün tedbirlerimi alacağım. Geldiğinde hazır olacağım. Gel bakalım Tekfur, gel, Bizim burada oluşumuz dahi seni korkutur. Beyim, ne vakit vuralım, emrin nedir? Beyim, cümle obalarından yiğitler Tekfur biçmeye gelmişler. Bugün bu iş bitecek inşallah. Kalabalıklar ama beyim buyruğu verince dört koldan saldıracağız. Nicedir bugünü bekleriz beyim. Haydi bismillah beyim. Beyim, İmli meydan bizimdir ha. Öyle ya. Öyle. Orhan. Beyim. Orhan ve Alaaddin'in durumu ne? Bafeus mevkine geçtiler mi? Bir arşın mesafede sağlı sollu yerleşmeleri gerek. Beyim, obadan cenk için gelen altlar senin de buyurduğun gibi sağlı sollu birer arşın mesafeyle Bafeus mevkine yerleştiler. Beyim, altların kalabalığı oradadır. Ya biz? Kurdun sürüye daldığı gibi dalacağız inşallah. İnşallah beyim. Beyim, aziz, mağlup oluruz. Biz de onu isteriz ya. Haydi okçular. Belli ki o korkak buraya gelmeyecek. Komutan Muzalon, müsaade ederseniz ordu düzeni dağıtsın. Sana Osman'ı tanımadığını söyledim komutan. Her an, her şey olabilir. Ordu savaşmaya geldi. Savaşacak. Osman'ın bizi vuracak cüreği... Ah nökeriz. Kalkan duvara! Ya! Yeah.
Ne emredersiniz komutanımız alın? Dört bir yandan saldırıyorlar. Amacılızlar. Bu ordu geçilmez komutan Silvanus. Biraz daha sabır. Şu an onları ayakta tutan tek şey inançları. Birazdan onu da yitirecekler. Yeah!
olacaksın Osman. Siz Tobanların kaderi. Biz Bizanslılara yenilme. Kurtlar yüreksiz aslanları parçalayacak. Az sabır Tekfur. Az sabır. Şimdi mağlup olduğumuzu düşünürler. Gayrı zafer bizim olacak. Hamle sırası bizde. Bafeus'a kadar geri çekileceğiz. Orhan Bey ile Alaaddin Bey şimdi iyice kurulmuşlardır ha beyim? He ya. Hele bir istediğimiz yere kadar çekilelim. Oklarla onları zayıflatacağız. Sonra zafer bizim. Türk'ün yurdunu avucuna sığdırmaya kalkanın kellesi tez düşer ha beyim. Öyle tabii. Öyle. Onur, yiğitlerle birlikte çekilmeye devam edeceksiniz. Tarumar olduğumuzu düşünecekler. Bizleri takip edecekler. Öyle. Buyurun beyim. Akdemir, sizler sol tarafta. Buyurundur beyim. Bala ve diğerleri, sizler de bizim ardımızdan geleceksiniz. Bafeus'a kadar ardımıza bile bakmayacağız. Haydi. Durun! Bu Osman'ın bir oyunu olabilir. Bizler burada dağılıyor komutanımız alın. Dağılsın, biz dağılmayacağız. Eğer Osman bir pusunun peşindeyse ordu onu karşılayabilecek kadar kalabalık olmalı. Efendim, adam yara aldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Hala mı? Osman'ı bir daha hafife almayacağım. Ordu tek parça bu taraftan gidecek. Ya Hak! Ya Hak! Ya Hak! Ya Hak!
Sonundan kaçamazsın Osman. Ola ki sen kaçamayacaksın. Yok. Ordum Bizans'ın en güçlüsü. Hiçbir oyunun onu yenmeye yetmeyecek. Kırın bize ok atan elleri. Oyun Bizans'a göz diken gözleri. Askerlerim, bugün zafer bizim olacak. Oklar her daim göğsünüzde olacak. Gözlerimiz her daim en üst topraklarınızda olacak. Zafer her daim Türk'ün olacak. Altlar, saldırın! Ben bir hainin Ayman sanırdım. Ama dünya hain oğlu hain de olmuş Palatun. Sana dedik. Bu işler nizam mı başkadır? Haydi! Çakallar kaçacak yer ağır. Aslan kafese sığmaz. Yırtar açar. Gelin. Gelin. Gelin.
geçilmez. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Valens. Anlayacaksın. Bir zamansın seni yok edeceğini anlayacaksın. Güç anlarız demek. Hele gel de anlat bakalım. Anlayacaksın. Bizans'ı her daim yeneceğimizi anlayacaksın. Düz görürsün İsmail. Bizans inanılmaz. Bu kent bitip kellendişende cümle alem gibi Bizans'ın yenildiğini anlayacaksın. Bursa'ya dönüyoruz. Hala kazanabiliriz. Ben hangi savaş kazanılır, hangisi kaybedilir bilirim. Dönüyoruz. Geri döneceğim Osman. Sen bir vuracaksın, ben bin vurmak için döneceğim. Osman! Defol. Dilediğin yere kaç. Elimden kurtulamayacaksın. Hiçbir yere kaçamayacak baba. Haydi. Orhan. Hayır Orhan. Başunur, Turan. Orhan'ın peşine. Orhan. 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 Türk'ün yurdu öyle kafana göre gireceğin yer değildir komutan. Burası bizim toprağımız ahmak. İmdilik. Gel aşın hele. Gel hele. Gel aşın hele. Gel aşın. Çek. Demek
Bizim kanımızı dökmek için geldiğiniz bu topraklar size mezar olacak ha. O zaman aynı toprağa beraber gireriz Osman. Ama bir farkla. Siz ölünce leş, biz ölünce şehit oluruz. Altlar, bunların geldiği bütün gemilerdeki ganimetleri alasınız. Şimdi Tenzin'den Koyunhisar'a gideceğiz. Buyurun beyim. Buyurun, 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 buyurun beyim. Haydi. Haydi atlar. Haydi Allah. Haydi Allah. Haydi Allah. Haydi Allah. Haydi Allah, 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 haydi Allah. Osman Bey varmadan surları açmamız lazım, haydi. Dev küfar ordusu buradadır. Bizim de bu hisarı almamız şarttır. Haydi. Haydi Allah! Haydi Allah! Askerler, saldırın. Leo, Bursa'ya dönüyoruz. Senindir. Günü geldiğinde canını da Bursa'yı da alacağım. Haydi! Haydi! Allahu Ekber! Osman ordularımızla savaşırken öldü. Birazdan ordu burada olacak. Hepiniz gebereceksiniz. Eğmeyin başınızı atlar. Eğmeyin. Daha kavi vurun. Haydi! Buradan dönüş yok. Ordu gelir beyim. Geri çekilelim. Bu yoldan dönüş yok. Bugün burası Okçular Tepesi'dir. Haydi varan! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi küfarı işitmeyin! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Haydi Allah! Allah! Yettik Altman! Eyvallah beyler! Var olasınız! Haydi Altlar! Haydi! Haydi! Demirdendir. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Eyvallah!
Evet. Hayır, bu kale bizim olacak. Yetin dölü. Muzala. Bismillahirrahmanirrahim. Senin canını da Bursa'yı da alacağım. Ne alacağım? Ardından gelmemizi beklerdi Orhan Bey'im. Beklerdi ya. Ama biraz daha beklesin. Emaneten oturdu o tahtı da. Kaleyi de söküp alacağım elinden. İnşallah. İnşallah. Hancı. Bize etli bulgur getiresin. Burada geceleyeceğiz. Sabah ilk iş Yenişehir'e varacağız. Mozolan benden toyluk bekler. Oyun kurmadan öfkeyle hareket etmeme. Amma yanılır. Ben bir abdestimi tazeleyip geleyim. Eyvallah beyim. Orhan Bey. Orhan Bey'sin değil mi sen? Ben İren. Hanımım Holofra'nın yaveriyim. Hep sizi anlatır. Holofra? İmdi nerededir? Ne eder, iyi midir? Bir şey diyesin hatun. İren, hadi çıkacağız. Hadi gidiyoruz. Holofra. O da beni unutmamış. Akdemur Bey'im. Bu kefere ne diyor burada? Emmemin bir bildiği vardır Bayındır Bey. Birazdan öğreniriz. Destur! Osman Bey! Hoş gelmişsiniz. Şimdi beyler merak ederler. Hristiyanların burada ne işi var diyor. Sizler de biz neden buraya geldik diye merak edersiniz. Madem ki birlikte yaşayacağız, o vakit kaideleri de birlikte konuşacağız. Koyunhisar Kalesi gayrı bizimdir. Şimdi diyesiniz, bununla ilgili ne düşünürsünüz? Dilin baş uçurduğu elbette vardır. Ama tasa etmezsiniz. Sizin kelamlarınızı hoşgörüyle karşılayacağız. Müteessiriz Osman Bey. Korkarız. Koyunhisar'ın akıbeti için korkarız. Diyesin hele. Neden korkarsın? Zulümden korkarsın. Adaletsizlikten korkarsın.
Ama şunu bilesiniz. Benim sancağımın altında bunların hiçbiri yoktur. İşte bu meclis liyakatle kuruldu. Hatta ilk düsturu da ahlaktır. Sizleri kalelerde, hisarlarda gözledik. Hatta çoban devi küçük gördüğünüz Leodis'i sınadık. Ona dedik ki, hele şu kuzuyu bize veresin. 5 misli akça verdik. Ama kuzunun daha vakti gelmedi devi. Onu bize satmadı. İşte şimdi o yüzden bu meclistedir. Sizleri de izledik. En dürüstleriniz tebaanızı temsil edecek. Onların dertlerini, tasalarını gelip bu mecliste konuşacaksınız. Ama şunu sakın unutmayasınız. Zulüm bir haneye girerse o vakit töre çıkar. Töre hepimiz için aynıdır. Hainlik gütmeyen, soysuzluk etmeyen herkes töre için eşittir. Milleti, dini, dini ne kadar farklı olursa olsun bizim için aynıdır. O yüzden canınızla, malınızla, ailenizle hayır bana emanettir. Madem öyle dersiniz Osman Bey, madem ki bizi sizden bilirsiniz, o zaman sizin dediğiniz gibi eyvallah. Eyvallah. Şimdi tebaanızın yanına varasınız. Onları işitesiniz. Dertlerini, tasalarını dinleyip gelip bu mecliste bize anlatasınız. Şunu da unutmayasınız. Bundan gayrı Bizans'la yapacağınız hiçbir ticarette asla vergi vermeyeceksiniz. Hatta kervanlarınızı Konstantiniyye'ye kadar da bizzat ben koruyacağım. İnşallah ticaretimiz artacak. Şimdi selametle. Beyim af buyurasın ama Allah'a bin şükür. Tekfurların hepsini kırdık. Arzu ettiğin, dilediğin mülklerini gettik aldık. Ama ve lakin Bizans'la akçasız ticaret etmek ne ola? Benim aklım ermedi. Demek öyle ha Bayındır. Demek öyle. Bunu da sen yapacaksın. Konstantiniyye'ye varacaksın. Ne kadar çadırda yaşayan Osman bugün topraklarımıza göz dikti. Kendisi de onun peşinden gelen Türkmenler de bu cezayı kendileri hak etti. Osman öldüğü zaman topraklarımızdan Türkleri bir anda çıkaramayız efendim. Osman, Tanrı'ya şükürler olsun. O keçi çobanının ismini burada asla duymayacağız. Efendim? Osman bize zarar verdiği kadar Konya'ya da zarar verdi. Konya sancağı kendi teslim etti. Osman da bugün ölüyor. Artık topraklarımıza doluşan Türkmenlerin bir umudu kalmayacak. Önce İnegöl, Bilecik, Söğüt ve Konya. Osman'ın ayak bastığı her karış toprağı geri alacağız. İsa'ya yemin olsun. Osman Bey'im affedesin ama koskoca imparator bu acizin kelamını ne deyu işitsin. Hele bir yakından göresin.
Belki o kadar da koca değildir ha. Sen laf cambazı değil misin? Kelleni kaç defa dilinle kurtarmadın mı? Merak etme. Bu vazife en çok sana layıktır. Davaya canımız fedadır. Hem görürüm Osman Bey'imiz Ebu Aciz'in kellesini de gözden çıkartmış. Bey buyruğudur. Amenna. Savaşın hukuku vardır. Onlar bizim topraklarımızı kana bulamak için geldiler. Ve kaybettiler. Elbette bir bedel olacak. Bizans'ta bizim tebaamızdan kim ticaret yapacaksa hiçbir şekilde akça vermeyecek. Ve onların güvenliğini de İmparator Andronikos sağlayacak. Bayındır. Bunu da ona sen kabul ettireceksin. Buyruk beyimindir. Ama bir obanın elçisi olarak değil. Hür bir beyliğin elçisi olarak. İmparator Andronikos da anlayacak ki hiç kimseyle bağı olmayan hür bir beylik olduğumuzu. Vakti geldi ağabeyim. Geldi ya. Geldi evlat. Atam Ertuğrul Gazi'den bu yana cenk ederiz. Her daim onların üstüne yürüdük. Her daim saldırdılar. Onların komutanlarını vurdum. Tekfurlarını vurdum. İhsarlarını aldım. Kalelerini aldık. Sonra da en has ordularıyla karşımıza çıktılar. Ve onları Bafeus mevkiinde hezimete uğrattık. Hem de tek başımıza. Bunun karşılığında hür bir beylik olduğumuzu gayri ilan etme vakti geldi. Boran. Beyim. Herkese haber salasın. Bütün beyliklere ulak çıkarasın. Herkes bilsin hür bir beylik olduğumuzu. Buyruk beyimindir. Hadi. Biz de tebaamızın yanına varıp muştumuzu onlara diyelim. Osman Bizans'ı püskürttü ha Dursun Fakı. Püskürttü Sultan Hazretleri. Hem de bir başına püskürttü. Ona verdiğimiz sözün gereğini yapıp orduyu yolladık Dursun Fakı. Yolladık ama bağışlayın Sultan Hazretleri. Bu da bizim yükümlülüğümüz değil miydi? Lafı dolandırma. Osman sayesinde tahttasın ama bir orduyla dahi ona yardım edemiyorsun de. Haşa. Olanları size hamletmem Sultan Hazretleri. Ama Osman Bey bir başına dahi kök söktürür küffara. Türkmen'e umut olur. Gayrı sizin beraatınızla kimseye bağlı olmayan bir bey olduğunu duyurması lazım gelmez mi? Yani sen demek istersin ki Osman Konya ile olan göbek bağını kesip atsın. Bu ancak bizi böler. Destur. Komutan. Destur. Biz desturu Tebriz'den alırız. Konya'dan değil.
tüccarlarınızdan alacağımız verginin miktarı burada yazar. Sultan Mesut muhrunu vuracak. Tüccarlar itiraz edemeyecek. Bir daha bu kapıdan öyle girersen Tebriz'den dahi destur alacak dilin olmaz. Moğol'un gölgesinde Türk İslam Devleti. Ali Selçuk. Konya. Ha Dursun Fakı. İcdadımızın yücelttiği itibarımız buralardayken neyin bölünmesinden bahsedersin? Asultan diye düşünürsün değil mi? Öfkeyle kalkmanın zararını bütün ahali ödemeyecek olsa kellesini burada alırdım. Ama vaziyet aşikar Sultan Hazretleri. Bizim elimiz kolumuz bağlıyken Osman Bey'in zaferleri Türk'ün itibarını ve dahi umudunu artırır. Bunu görmemek olmaz. Daha da çırpınmanın alemi yok ha. Estağfurullah Sultan Hazretleri. Ama kandil bir yerde sönerse başka bir yere verir ateşini. Osman Bey adına okutacağınız hutbe sizin şanınıza olacaktır. Hakikate kör olmak en büyük zulümdür. Hakkım var Dursun Fakı. En güvendiğin ulemalara haber sal. Hazırlık etsinler. Yarın sarayıma beklerim. Buyruğundur Sultan Hazretleri. Hristiyanlığın öncüsü Kutsal Papa Hazretleri. Bizans yenildi. Haç yenildi. İmparator korkak. Komutanlar ahmak. Tekfurlar savaşmayı bilmiyor. Askerler inançsız. Katoliklerden yardım isteme korkusu bizi Türklerin karşısında yenik duruma düşürdü. Size yalvarıyorum Papa Hazretleri. Düşen haç göğe yeniden yükselsin. Doğu topraklarımız ızdırap içerisinde. Asil yurdumuzu barbarlar çiğniyor. Haç gökyüzünü hilale devrediyor. Buna engel olmak her Hristiyanın en asli vazifesidir. Hristiyanların koruyucusu Aziz Papa, büyük bir Haçlı ordusunu bu topraklara gönderin. Komutan Muzalon olarak size söz veriyorum. Bütün düşmanlarınızı katledeceğim.
azim olan, ey fettah olan Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi sana şükürler olsun. Şükürler olsun ki sen bize şanlı bir zafer nasip eyledin. Ya Rabbi, şimdi bu şanlı zaferin hakkını vermeyi nasip eyle. Adaletle hükmetmeyi, mazlumların hakkını vermek için İslam sancağını cümle cihanda dalgalandırmayı nasip eyle. Ya Rabbi, senin davan uğruna gidilecek yollar bitmez. Daha niceleri vardır. Ama bizim davamız kızıl elmadır. Ya Rabbi, oraya varmak için sen bize kuvvet ver ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi, amin ya. Amin. Boran Alp. Sen benden mi kaçarsın? Yok, ne de yok kaçayım. Ben sürgün atayım ben. Ben bir emre olur da ben yanına varayım. Yok. Kaçarsın. Cenk'te önüme atıldığından beri kaçarsın sen benden. Şu mesele. He ya, o mesele. Ben sana benim için kendi canını tehlikeye atma demedim. Sen hala ne de yürü... İnsan buna nasıl engel olur Esri Bülent? Anladım ki senin canın yanarsa benimki daha çok yanar. Kardeş. Hadi kardeş. Kardeş. Hadi kardeş. Ali Selçuk'un ruhunu ve aklını eğiten ulema. İmdi payınıza sefer düşmüştür. Ama bu gidiş diğerleri gibi olmayacak. Eyüp Ensari'nin Konstantiniyye'ye gidişi gibi bir gidiştir bu gidiş. Gayrı ömrünüz Osman Bey'in arkasında karar edecektir. Gözlerimizle gördük. Gayrı burada ışık sönmüştür. Gözü daim seferde olanlara yollar cennet kapısıdır Sultan Hazretleri. Onlarca tohum ektik Konya'da. Şimdi onları Söğüt'te, Yenişehir'de, olur ya Bursa'da ekme, can suyu verme vaktidir. Vazifeniz de menziliniz de budur Dursun Fakı. Osman Bey sancağı yedi düvele taşır iken onun kurduğu beyliği sizler mamur edeceksiniz. Ali Selçuk'un bir yanı ilim ise diğer yanı irfandır. Bir direği ulema ise bir diğeri arifandır. Şimdi de Osman Bey'in beyliğine kanat olmak gerekir. Ayrıca bu akşam vaktinden itibaren bütün hutbeler benim adıma değil Osman Bey adına okunacaktır.
Sultan Mesut'un icazeti budur. Bildiresin Dursun Fakı. Buyruğunuzdur Sultan Hazretleri. Öyle bildireceğiz. Yolunuz açık ola. Amin. Amin. Orhan. Hayrola evlat? Oo. Evlat. En mahir avcılar bile elbet elinden avını kaçırabilir. Asa etme Hasan. Bilirim ama. Valens'i yakalayacağıma emindim baba. Onu öldürseydim cümle şehit yerinde rahat yatacaktı. Ama yapamadım baba. Yapamadım. Şşş, evlat. Bak bana. Bela bana bak. O eğitim dedik kaçtı. Ama şehitlere gelince... ...hürlüğümüzü duyurduğumuz vakit... ...hepsi rahat uyuyacak. Hiç merak etme. Bunların sonu elbet gelecek. Gelecek ya. Hiç merak etme evlat. Ama şimdi hürlüğümüzü tebaaya duyurma vaktidir. Hepsi işitsinler. Hür ve müstakil bir beyliğin parçası olduklarını. Beyim. Sultan Mesut'tan haber vardır beyim. Maşallah Sultan Mesut. Var olasın. Ne der beyim? Oy evlat. Bize hayırlı haberi der. Bize muştuyu der. Ya. Hayrı. Hayrı beklediğimiz haber geldi. Komutan Tatius. Nedir bu telaşın? Tekfur Valens için önemli bir haber getirdim. Nedir bu önemli haber? Konya'daki casuslarımızdan haber geldi. İçinde bilginlerin olduğu bir kafile Osman'ı görmek için yola çıkacakmış. O kafile asla varmayacak. Askerleri hazırla. Kalabalık değil, sadece en iyilerden. Onları yok edeceğiz. Tekfur Hazretlerine durumu bildirmeyecek miyiz? Hayır. Onları kanlarında boğmak için Tekfur'a ve dev bir orduya ihtiyacımız yok. Hadi. Yolumuz pek uzun ama pek de güzeldir. Biz bir kelime öğreteceğiz. Öğrettiğimiz her kelime onlarca cümleye dönüşecek. Uçlar ilimin beşiği olacak. Amin. Amin. Konya'da yaktığımız cerahımız... Osman Bey'in kurduğu beylikte harlanacak inşallah. 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 Oo, Osman Bey yiğitleri. Maşallah, maşallah. Siz bu gidişle küffar toprağa koymazsınız uçlarda. Hepsini vatana katarsınız. Var olasın periştane, var olasın. Damar. Anne. Gir bizi al da bir otluğa çık ha.
Hadi ana. Gürbüz toktur. Hem ot sevmez, et sever. Görkutay. Lan deli, ben o gürbüzümü derim ha. Aa, bu gürbüzü derim. Nilatçı'daki, çiçeğimi yiyendeki. Ana, şimdi Cenk'ten geldim daha etme bak. Ablar, görürsünüz he mi? Hem bana ana der, hem de lafımı ikiletir ha. Hiç vicdan yok sende hiç. Ben bu yaşlı başımla, bu ağrıyan bacaklarımla, bu ağrıyan belimle. Cerkutay, etme kardeşim bak Ferişte anamız yorgun düşmüş ha. Ne olacak kardeş ki otluğa çıkar sana bu gürbüzü? Ha? Etme kardeşim öyle. Sen de hiç vicdan yok Cerkutay. Yapar ama yapar. Sen ber keçiyi. Nah. Nah bu tekeye benim adımı vermeden düşünecektin. Nah. Aldım anne aldım. Aferin damat aferin. Bana bak. Emanete iyi bak ha, gözün gibi bakasın. Başına bir iş gelmesin ha. Yok ana. Oy gürbüzüm. Oy kuzum benim. Bana bak, karnını iyice doyur, değil mi? He? Aferin benim yiğidime. Aferin benim yiğidime. Hadi bakalım. Ben ne devre aldım bunu? Bu dekeyi benden çok sever. Gürbüz kardeşim, beyim bizi bekler. Biz Osman Bey'in yamacına varalım. Cerkuday da otluğa varsın haydi. Haydi. Nere? Haydi Cerkuday haydi. Burak! Haydi Cerkuday. Haydi otluğa. Otluğa. Haydi, haydi, haydi kardeş haydi. Şşş Gürbüz. Nere ben? Beyimi tek kalmam. Boran gitme. Boran git. Ben şimdi ne edeceğim? Hacer odaya. Şşş abla. Kimindir bunlar? Osman Bey'dir Cenk Kayal. Peki. Şunu da alın. Sevap ver. Hadi. 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 Ama bize iki keçi kesin demediler mi kardeş? Ben de öyle bilirdim kardeş. Gidelim o vakit. Hadi. Demek Osman Bey'in elçisisin. Ordumu yok edip hisarlarımı gasp ettikten sonra canı için af dilemeye mi geldin? İmparator Hazretleri, aynen sizin de buyurduğunuz gibi ordularınızı tarumar eden, canı istediğinde dilediği mülkünüzü gelip alan koskoca Osman Bey, ne deyu sizden korkup af dilesin. Osman galip olduğunu mu düşünüyor? Estağfurullah. İmparator Hazretleri, bunu düşünmeye dahi ne hacet vardır? Osman Bey'imin galip geldiği hakikattir. Yalvarmayacaksan buraya neden geldin elçi? Osman Bey'imin size verdiği antlaşma için geldim. Ne anlaşması? Bundan kelli ister Müslüman, ister gayrimüslim, tebaamızdan hiçbir tacir
sizin topraklarınızda ticaret ederken size akça ödemeyecek. Topraklarınızda hürce ticaretini eda edecek. Bunun mukabilinde siz bizim yurdumuzun topraklarına girdikleri vakit kervanlarının ederinin onda iki kadarını Osman Bey'ime vergi olarak verecek. Bunlar Osman'ın lafları. Bak sen çoban Osman'ım. İmparator Andronikos, sizin karşınızda çoban Osman'ın elçisi yok. Ve dahi Ali Selçuk'un uç beyi Osman Bey'in de elçisi yok. İndi sizin karşınızda hiç kimseye eyvallahı olmayan, topraklarının ve halkının tek hamisi, hür bir beyliğin beyi Osman Bey'in elçisi vardır. Karşınızda kimin olduğunu bilip ona göre cümle kurasınız. Destur! Osman Bey! Bizler bu vakte kadar her dediğimizi yaptık. Ama yaptıklarımızın hepsi sizlerin sayesinde. Atalarımız bu topraklara at sürdüler. Onların niyetleri bu toprakları yurt kılmaktı. Bizler de yurt kıldık elhamdülillah. Evvela bir obayla başladık. Sonra obalarımızı birleştirdik. Büyüdük. Ama biz büyüdükçe Bizans her daim bizi vurmaya kalktı. Ama Bafeus da tek başımıza onları mağlup ettik. 200 çadırla çıktığımız bu davada binlerce çadırı, onlarca hisarı kendimize mülk eyledik. Allah sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bunca dert, bunca tasa, bunca keder elbette mükafatı da olacaktı. İmdi elçimizi Bizans'a gönderdik. Gayrı onlarla bir anlaşma yapacağız. Bundan gayrı Bizans'la yapılacak ticarette hiçbir şekilde akça vermeyeceksiniz. Böylece sattığınız mallar ucuzlayacak. Ticaretiniz artacak, bollaşacak. Şimdi gelelim diğer mesele. Bundan gayrı hutbeler bizim adımıza okutulacak. Onun adına okunurdu hutbe. Ya hiç merak etmeyin. Sultan Mesud'un bundan haberi vardır. Hatta bu meseleye rızası da vardır. O yüzden şimdi en mahir müderrisleri, alimleri, kadıları bize gönderir. Ve böylece evvela medreseleri kuracağız. Ondan sonra her hisara kadıları tayin edeceğiz. Ve alimler sizlerin
her sorusuna cevap verecekler. Hiç merak etmeyin. Dert tasa kalmayacak. Ve ticaret. Ticaretimiz artacak, büyüyecek ve inşallah bereketli olacak. İnşallah. Şimdi sıra geldi Bafeus ganimetlerini dağıtmaya. Haydi atlar! Ganimetleri ahaliye dağıtasınız. Ey ahali! Gayrı, hür bir beylik olacağız. Şimdi muslumuzu her yere salarsınız. Bütün beyliklere, bütün obalara, herkese diyesiniz. Akşam herkesi soyda bekler. Sizler de var olasınız. Sizler de var olasınız. Allah sizden de razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu hadsizlerin bedelini canınla ödeyeceksin elçi. İmparator Andronikos, imdi benim kellemi alsan dahi bu hakikati değiştirmez. Mağlup oldum. Doğru. Siz anlaşamaz iseniz ben burada ölürüm. Ama ve lakin tüm tebaanda benle bir can verir. Nedenmiş o? Müsaade buyurursan anlatayım. Bırakın. Son nefesini buna harcasın. Aman ha imparator. Çekinmeyesin. Gayrı Türk'ün haritasından dahi mi korkarsın? Bakasın imparator. Osman Bey'imin hüküm sürdüğü topraklar na burasıdır. Bu da demek olur ki sizin tacirleriniz ve dahi kervanlarınız bizim yurdumuzun topraklarından geçmek zorundadır. Buğday ticaretiniz bizim tek elimizde. Buğday derim imparator. Ekmek derim, aş derim. Ambarlarımız bomboş. Şarttan gelecek olan kervanlar olmasa cümle halkımız açlıktan kırılır gider. Ha, diyeceksin ki gemiler ile getirtirim. O vakitte kara sibeyle tutarız. İmdi imparator. Biz burada seninle anlaşır da ben döner isem, sen vergisini verir, malın alır, ticaretini edersin. Yok, illa benim kelleme alacağım dersen, emin olasın, yurduma fedadır. Kellemi alacak olursan, Cenab-ı Allah'a yemin olsun ki, kervanlardan teki dahi Konstantiniyye'ye varmayacak. Onda iki değil. Onda bir. Yok. Maazallah. Osman Bey'in işinde taviz olmaz. Laf aramızda pek bir dediği dediktir. Aksi takdirde işte kellem. İmparator, cümle tebaana karşılık nabu acizin kel başı.
Katip gelsin. Konya'dan yola çıkanların kellelerini Osman'a göndereceğiz. Türkler kılıçlarımızın bir nefes kadar yakınlarında olduğunu görecek. Komutan Tatius, bir aksilik istemiyorum. Casuslarımız kafilenin attığı her adımı izliyor. Ölümlerine geliyorlar. Gelsinler. Onlara hak ettikleri sonu yaşatacağız. Kılıçlarımızı onların kanlarıyla yıkayacağız. Aktamur. Konya'dan gelecekleri karşılama vazifesi sende. Emanetin emanetindir bey. Eyvallah. Onur, şimdi bu tekfuritinin ne yapacağı belli olmaz. Kafileyi koruma vazifesi de sendedir. Buyurundur bey. Canları canımız dertedir. Eyvallah. Haydi atlar. At bin. Buyurundur bey. Evlatlar, biz de atalarımıza Muşti'yi götürelim. Haydi atlara. Yaklaşıyorlar. Emrimle saldıracağız. Hazır olun. Ne ettiğinizi sanırsınız? Çekilin yolumuzdan. Çekileceğiz. Kellelerinizi aldıktan sonra. Ali Selçuk'u karşısına alanın akıbeti yok olmaktır. Son kez uyarırım. Çekilin yolumuzdan. Çok konuştum. Önce senin kelleni alacağım. Sonra ardındakilerin. Sayıları bizden çoktur. Üstün gelemeyiz. Biz onları oyalayacağız. Ormana kaçın. Sen Türk'ün kaçtığını nerede gördün? En fazla vurmak için icat ederiz. Saldırın! Sultan Mesud bunca alimi, ulemayı ne diye beğenmiyorlar arkadaşlar? Osman Bey'im küffarı toprağa düşürdü. Şimdi cümle alem ardı sıra dizilir. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Büyük zaferler nice ses getirir. Yankısı dağları, denizleri aşar. Osman Bey'in ardında saf duranlar arttıkça fetihler de artacak. Müslümanlık hudutları aşacak. İnşallah, inşallah. Nice ahalinin, ulemanın topraklarımıza akın etmesine sen ne dersin Aktimur Bey? Yakında hür bir beylik olacağız. Yeni bir düzen kuracağız. Ve bu alim ve ulema ile olacak. Bundandır. Konya'dan gelecek kafile mühimdir. Kahinin ikbali için mühim olanı canımız pahasına koruyacağız.
Ufukta ne gelen vardır ne giden. Sakın başlarına bir iş gelmiş olma ya. Kutlu. Beyim. Konya güzergahını alıp çıkar. Kafileden iz var mı baksınlar. Buyur ondur beyim. Aktemur Bey, Tekfur'un askerleri Konya yoluna doğru gidermiş. Kafileyi işitmişler, onları vuracaklar. O vakit baskın basanındır ha. Şimdi tezinden varalım, oyunlarını bozalım. Bozacağız. Aldıkları nefesi kesene kadar durmayacağız. Haydi! Ya! Haydi! 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 Amin ya. Oh, ya, 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 ya. Atam Ertuğrul Gazi. Ömrünü at sırtında elde pusat. Yurt tutmak için geçirdim. Bizler bu yurdu tuttuk elhamdülillah. Şimdi gömülü olduğun bu toprak ayrı bizim vatanımızdır. Hem de hiç kimseye minnet etmeden. Allah'ın izniyle herkesle bağımızı kopardık. Gördük ki gölgede duranın gölgesi olmaz. Başkasının gölgesinde durursak mazlumlara nasıl gölge olacağız ha? Bizler senin kutlu davanı devraldık. Bizleri zaferden değil, seferden mesul tutan bu davayı zaferle sonuçlandırdık. Elhamdülillah. Şimdi de evlatlarla birlikte bu sancağı inşallah cümle cihana yayacağız. Cihan şümül olana dek aleme nizam vermeye devam edeceğiz. Ha evlatlar. Gözün arkada kalmasın Ertuğrul Bey. Kimseye merhamet göstermeyin. Herkesi öldürün. Karlı bırakmayın. Hepsini yok edin. Hırkın yolunu kesen kellesinden onu. Oh!
Bilmez misiniz? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kanatları savunun! Dağılmayın! Cehaleti değiştirmeyecek. Bize ait olan toprakları geri alacağız. Bu gördüğün topraklar kıyamete kadar daima Türk'ün kalacak. İlmin ışığı düşman yüreklere korku salar. Küffar ilmin ışığını söndürme niyetindeydi. Vaktiyle yetiştiniz yiğitler. Eyvallah. Var olun. Eyvallah dursun fakir. Eyvallah. Eyvallah. İlimle çıkılan yol zafere ulaşır. Pusatla alınan yurt kalemle tutulur dursun fakir. Her daim ilmin koruyucusu olacağız. Eyvallah. Eyvallah. Halplar. Kuracağımız yeni düzenin kökleri Söğüt'te atılacak. Şehitlerimizi defnedip yola çıkalım. Söğüt'e sade ulemayla değil. Elimizde küffarın kellesiyle döneceğiz. Eyvallah. Haydi. Görür müsün Alaca? Hem bizi çağırır... Hem de gecikip böyle bekletir. Ah Osman Bey, ah. Eh, ne yapsın? Atı yavaş. Ben de diyorum ki... ...neden kulaklarım çınlıyor? Değil mi İltutan? Ne de iyi olacak. Beklettiklerine sorasın Osman Bey. Neredesin sen? Evlatlarla birlikte atamızın yanına Muştu'ya gittiydik. Seni de alacaktım ama Halime'yi uyutuyordum. O yüzden ses etmedim. İyi, iyi. Hediyesin Osman Bey. Bizi bunca bekletip buraya çağırdığına göre... ...dilerim bunca beklediğime değecek bir şeydir. Evet, öyle yarışalım diyecektim. Belli sen yenilmeye doymamışsın. Bak hele, bak hele. Evlat biz ne ara yenildik ha? Şimdi yenildin, bak görürsün. Dur bakalım, hele dur. Ama bu yarış diğerlerinden farklı olacak. Neymiş o? Kazanırsan görürsün. Merak ettirirsin ha? Alacağım. İşitir misin? Meraklandırır bizi. Kazanalım da görelim kızımı. Oo İltutan. Hele bak bana. Bizim kazanmamız lazım. Duyar mısın? Merak ettim ben. Eğer var ya ardında kalırsak. Bana bak bu sevda yarışından kurtulamam. Haydi. Haydi Murat. Haydi. Ya Allah. Hadi bakalım. Ya! Hadi!
Orhan'a Gökte Çınar'ın kör pedalıydın. İmdi gövdesine yarışır kabille erişirsin. Bilirsin değil mi? Ana, bilirim ya. Rahmetli dedenden yadigardır. Ondan bir parça sana da sirayet etsin. Gözüm gibi bakacağım ona. Emanetlere gözün gibi bakacağını bilirim. Şimdi Osman Bey cümle diyara hür bir bey olduğunu ilan eder. Vakti gelendi bu beylikte. Onun davası da size emanet olacaktır. İşte o vakit kabile şen dallarından meyve verme vaktidir. İlahi Kelimetullah davasında yüreğinden merhameti, adaleti sakın eksik etmeyesin oğlu. Sözün yüreğimde muskadır ana. Daim taşırım. Anan her vakit burada olacak. Unutmayasın. Haydi Eflan, haydi. Çabuk gözünüzü seveyim çabuk. Osman Bey herkesi söğüte bekler. Hiç bilmiyorum nasıl yetişecek. Haydi Ülgen, biz çıkarız. Siz de erzakları toplayın, peşimizden gelin. Bitti malumatın, az kaldı. Son birkaç çuval daha yerleştirip çıkacağız yola. Ellerinize sağlık. Atlar! Atları hazır edin hele. Haydi. Haydi, haydi. Yok, yok. Hiçbir yerde yok. Gürbüzüm yoktur, hiçbir yerde yok. Baktım. Alp olanı mı, deki olanı mı dersin? ana, Cerkutay alplara emanet etmiş. Otluğa çıkartmışlardır, gelirim de. He, o Cerkutay. Ele benim evladımın saçını denine zarar versin. Bak ben ona neler edeceğim. Ana. Allah'ın dekesi neyin saçının teli ne dersin? Lan be Cerkutay anamı bilmezsin sanki. Heh bitti mi? Araba hazırdır. Yön atın. Dediklerini yükledik. Heh sağ olasın ya Azal. Ana haydi. Söğüt'e gitmek gerek daha çok iş var haydi. E ben sana gürbüz derim sen bana söğüt dersin. He. Abla. He. Benim evladımı, gürbüzümü, ya dekemi gördünüz mü? Karabe. He. Yoksa Söğüt'e kesime giden büyük tekeyi mi ararsınız? Kesime giden mi dersiniz? Lan Cerkutay. Ah Cerkutay. 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 Cerkutay.
Ay ay ay. Ay maşallah, maşallah. Maşallah balam. Vakit geçer ama hala hatırlarsın ha Osman Bey. Hatırlarım ya, hatırlamaz mıyım? Peki ya sen hatırlar mısın? Gün gelecek, otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak. O vakit birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak. Adalet ve hürriyet nizamının namı ta ötelerden duyulacak. Bala Hatun'un yetiştirdiği hatunlarla Osman Bey'in erleriyle tuğlarımızı dört bir yana dikeceğiz. Allah'ın izniyle o günleri de göreceğiz balam. İnşallah Osman. Düşlerimde her daim yanımdaydın. İlk günden beri akdimizi hiç bozmadın. Bacılarınla birlikte her daim benim ardımda oldun. Var olasın. Sana nasıl inandıysam düşlerine de öyle inanırım Osman'ım. Şükür ki hepsi bir bir gerçek olur. Ya. Üçlerimiz gerçek olur. İşte bak, mazi ise işte şurada durur. Osman'ım yanındaydı. Bey Osman oldum, şimdi hala yanındayım. Ama gayrı, hürlüğümüzü ilan etme vakti geldi. Hür bir beylik olduğumuzu cümle aleme duyuracağız inşallah. İmdi bitti mi Osman'ım? Yok. Düşler hiç biter mi? Ha? Daha yeni başlarız. Haydi. Haydi. Haydi bakalım. Ağaç dallanıp budaklansa da sevincin en büyüğü köklere yakın olan yerde olur ha? Dalları da gövdeye eğilir ya. Doğru dersin Malhun Hatun. Doğru dersin ama asıl mesele gövdeyle dalların birbirine bu kadar sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Kök iyi beslenir de ondan esirgin Hatun. Kök dediğin İşte biziz, bu ahali. Osman Bey'in ardında ter akıtan, kan akıtan herkestir. Ama hepsi de Osman Bey'in bugünleri görebilmesi için atlattığı badireyi iyi bilirler. Bilirler ki Osman Bey'in tuttuğu yol rızayı ilahiye gider. Ondan şeksiz şüphesiz yürürler menzile. Ne garip. Osman Bey'i kimseden buyruk alırken düşüneme. Beylik ona doğduğu vakit verilmiş gibidir. Her ağacın fidan olduğu vakit vardır Esri Yunan Hatun.
Osman Bey de bey olana dek nice zehirli sarmaşıkla boğuştu. O zehirli sarmaşıklar ki biri de kendi kökünden. Hemisi. Merak etme Esin emmi. Babada tek bir hain bile kalmayacak. Hepsini. Hepsini geberteceğim. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. Aynı akıbete uğramak istemeyenler adımlarını ona göre atacaklar. Bey olmak, ağaç büyüsün de zehirli sarmaşığı söküp atmak demekti. İslam davasına ihanet eden emmisinin canına dahi kıydı. Kendi canından can aldı. Bey olmak bu yangına göğüs germekti. Osman Bey'im göğüs gerdi. İçinde bunca şey yaşayan Osman Bey kim bilir dışarıda neler yaşadı. Nasıl etti de Türkmenler kadar Rumları, Hristiyan tebaayı da kendine böylesine bağladı. Nice tekfur, nice komutan diş biledi, pusat. Gayrı inhisar. Kayının, Türk'ün, İslam'ın hükmüdür. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Beyim hepsine galip geldi. Nice fetih düzenledi. Nice küffar yurdunu yurt tuttu. Ama içlerindeki hiçbir masuma dokunmadı. Osman Bey'im sünnete uydu. Cümle cihana Allah nazarıyla bakan merhametle yönetti çünkü. Resulullah Efendimiz bir Yahudi cenazesi gördüğünde ayağa kalkar saygı gösterirdi. Bir arada yaşamanın evvela birbirini insan olarak görmekle olduğunu bilirdi. Osman Bey de evvela bunu bildi. Cami cemaatinin derdine nasıl dertlendiyse gayrimüslimlerin
kilise cemaatinin dertlerine de öyle dertlendi. Çare buldu. Ha, tebliğini yapar mı? Yapar. Hepimiz yaparız. Biz davet ederiz. İslam'ı anlatırız. Gönlüne yatan gelir, gönlüne yatmayan da bizim inançlarımıza saygı gösterdiği müddetçe bizimle kardeşçe yaşar. İslam'da zorlama yoktur. Zulmetmeyene zulmetmeyiz. Her kim ne hak ederse öyle mukabele ederiz. Zalimin boynundan fırsatı, mazlumun elinden elimizi eksik etmeyiz. Resulullah'ın sünnetine uyarız. Sünnete uyan da Osman Bey gibi nice mihnet çeksen de ayağın Allah'ın yolu üzerine sabit kalır. Allah bizleri daim sünnete uyanlardan eylesin. Amin. Amin. Biz ne bahtlı ümmetiz ki Resulullah'ın kelamı içimizdeki her düğümü çözer. Hem sade bizim değil, inanmayanların dahi. Bu selamete götürür. Rabbim Osman Bey'in kurduğu beyliği bu selametin gölgesinde soluklandırsın dahi. Amin. Ana! Ana bak ekmek yaptım senin için. Maşallah benim melek kızıma. Bakayım. Pek güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl yetişirsiniz böyle? Hem analık, hem cenk. Bacılık dediğin buradan gelir Esrigün Hatun. Dusturumuz evini, ailesini, vatanını korumaktır. Maşallah. Eğer vatan elden gitse biz kime analık ederiz Esrigün Hatun? Bizim gücümüz analığımızdan gelir. Sen evlenmeyi düşünmez misin? Yok. Benim pusatım... Sana kimse pusatını bırak demez. Ama hatun kişinin fıtratında vardır analık. Şerbetleri de ettik mi her bir şey hazır mı bunu atın? Maşallah Hülge'nin. Emeğinize sağlık bacılar. Sağ olasın hatun. Hülge'n. Karaebe nerededir? Hala deke yarar. Haydi. Hoş geldiniz. Sabahlar geldiniz. Allah selam. Hoş geldiniz. Atın! Gelme. Geldim. Gelme gelme. Gelme. Gel. Gel. Hülyen. Gelme gel, gelme lan. Gelme derim be adam. Ne gelsin? Kaç. Kaç kurtar kendini. Ne oldu hatun? Kaç kurtar kendini. Sen ben anlatırım. Bana mı aldın onu? Kaç kurtar kız ben anlatırım sana. Şimdi sen git buradan. Şimdi o gelsin. Ben tabii bir şey yok. Ben sana olma sen ben. Lan! Adım atacağım. Ana. Ana. Eli kanlı. Ana. Lan yüreği donmuş elim. Ana. Ana dur hele. Hülyen ne oldu? Ana. Gel lan buraya. Ana. Sen benim evladıma nasıl kıydın ha? Ben de sana kıyacağım. Kıy ana kıy. Alıştım gayrı Hülyen ne oldu? Ana.
Ya öyle bir deyin, ne oldu? Ana. Sen benim gürbüzümü öldürdün. Sen elini kana bulattın. Lan gitti gürbüzüm. Gitti benim evladım. Ana. Ana ben onu konağa yolladım. Buraya getirip kesmişler hemen. Hiçbir yerde yok. Gürbüzüm gitti, gürbüzüm. Evladım gitti. Ana etme ana. Evladım. Ben bittim. Ben bittim. Beni vurun dağlara. Ben ne edeceğim? Ben bittim. Ciğerim yanıyor. Ciğerim. Ana. Ana etme. Üzme kendini. Kurban olayım. Ben sana bak gürbüzün daha iyisini, daha irisini, daha göbereğini bulacağım. Daha iyisini bulacağım. Lan! Sen benimle iyileşiyorsun he. Görüyorsun değil mi Ülgen? Ey madem. Madem benim evladım gitti. O zaman. Artık kızım da yok. Şir Ülgen. Ana vermem. Olmaz. Kan girdi araya. Kızımı vermem. Sen benim evladımı öldürdün. Tövbe tövbe. Ana sen iyice deli gibi konuşursun. Ne evladı be? Ülgen yürü. Bırak kızımı. Ana deli deli konuşursun sen de. Ne istersin Cerguday'da? Ana geldin geleli biz daha birbirimizin yüzünü göremedik. De bırak kızımı. Ne evladım? Kızımı vermem. Bırak, hadi eve. Yaramazı yakaladım. Ana. Evladım gelmiş. Gürbüzüm. Evladım. Hoş geldin mi? Senin damat neredeyse canından edermiş. Oy, oy sırma saçtın be. Oy, 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 oy. Gir bizim. Gürbüz. Gürbüz. Gayrı, bundan sonra bana iyileşme. Yoksa seni yerinden ederim. Oh. De haydi haydi Osman Bey'im bekler haydi. Var olasınız. Eyvallah, eyvallah. Gayrı tellallar dört bir yanda duyururlar. Herkes bilecek. Yüreği gaza ataşıyla yananın gayrı hür ol. Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey beyliğini kurmuştur. Kimselere vergi vermeyen müstakil bir beylik olmuştur. Osman Bey adına hutbe okutmuş, hür bir beylik olmuştur. Kimselere bağı kalmamıştır. Osman Bey beyliğini resmen kurmuştur. Kimselere vergi vermeyen müstakil bir beylik olmuştur. Sadakallah ailesi.
Onca divanı bizi zaferden değil, seferden mesul tutan Allah'ın adıyla açtık. Şimdi o seferimiz zaferle sonuçlandı. Bize şükretmek düşer. Haydi bismillah. Ey Allah'ın kulları! İsteyenlere yol aşikardır. Dinleyenler için deliller meydandadır. Ölüm sizden evvel nicelerinin kökünü kazıdı. Sizden daha güçlü, daha kuvvetli olanları kabre sürükledi. Canlarını almak suretiyle ferah ve sevinçleri son buldu. Bizim bugün burada mutlu olmamız, tek ve mutlak olan Allah'ın emrine itaat ve Resulünün sünnetine uymamız neticesinde bu Rabbinin bir lütfudur sırrına mazhar olmaktır. Ya İlahi, Habibinin hürmetine bağışla bu ümmeti. Amin. Ya Rabbel Alemin, Osman Gazi Han'ın hanlığını ve sultanlığını mübarek eyle. Amin. 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 El Fatiha. Destur! Osmanlı! Gördün zalimden cümle şehidin hesabını. Obayı
şehir etti, koydan kurdu divanını. Bey Osman gayrı han olma vaktidir. Gayrı hür beylik olmanın vaktidir. Ana yurdumuzdan dolu dizgin at sürdük bu diyarlara. Savaştık. Nicesini yendik, nicesine yenildik. Niyetimiz bu toprakları yurt kılmaktı. Ve bizler yurt kıldık elhamdülillah. 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 Bundan gayrı durmayacağız. Eğer ki durursak o vakit yalnızca gerileriz. Topraklarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Yürüyeceğiz. Adım atacağız ki nice mazluma yurt olalım. Bundan gayrı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Beyim, Tekfur'u da Bizans'ın ordusunu da vurdu. Ama ve lakin Valens hala hayattadır. Varsın hayatta olsun. Biz orduyu vurduk. Bizans'ın ayağını kırdık. Bundan sonra gelip bize saldıramayacaktır. Ama eğer ki saldırmaya kalkarsa o vakit kalelerimizdeki en mahirlerle karşılaşacaklar. Diyesiniz, bizler bu kaleleri ne deyve aldık? Adalet yaymak için. O vakit gayrı buraları adaletinden şüphemiz olmayanlara vereceğiz. Vural al. Hele gelesin. Boran. Beyim. Bundan gayrı köprü hisar senin mülkündür. Adaletle hükmedersin. Ömrün başım gözüm üstüne bey. Varolasın. Onur. Koyun hisarda ayrı senin mülkündür. Merhametle hükmedesin. Emanetin emanetindir bey.
Sen de var olasın. Cerkut'a. Beyim. Sana bir hane vereceğim dediydim. İç burnu da ayrı senin mevkindir. Liyakatle hükmedersin. Beyler, hele gelirsiniz. Yörklüce, hele getir bakalım. Bundan gayrı bir sancak altında birleniriz. Çavundur'un bayındırı yok. Kayın'ın bayındırı var. Ağır olasın. Beyim, gayrı cengimiz tek bir sancak altında olacak. Sen de var olasın. Eyvallah be. Ağır olmaz. Buyur As. Eyvallah be. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Var olasın, var olasın. Beyler. Altlar müklendi. Beyler, bir sancak altında toplandılar. Şarttakiler de. Darttakiler de bilecek ki bu topraklardaki herkes hürdür. Ve bizler hürlüğümüzü de ilan ettiğimiz beyliğimizden alırız. Bu topraklarda birinin başına bir şey gelse bilecekler ki Osman Bey mutlaka intikamını alacaktır. Ey cesaret imanından gelenler. Yüreğinizi ferah, bileğinizi kavis. Andolsun ki cümle cihanı dize getirmeden, cihan şumul olmadan asla durmayacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eyvallah, eyvallah. Var olasınız. Var olasınız. Haydi. Herkes sofralara buyursun. Haydi buyurasınız. Boran. Neyim? Vurasın kopuzun teline. Vurasın da cümle cihan Türk'ün sesini işitsin. Buyruk beyimindir. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Devlet kibanisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Devlet kibanisi Osman Bey Gazi, onu cümle cihan tanır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca dinir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kılıcın asırlar boyunca dinir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Hey maşallah.
Hey.